Ali gel. Ali tamam. Ali hiçbir şey. Tamam oğlum. Ali'cim tamam. Oğlum. Anne sen doktor değil misin? Hadi git bir şey yap. Bak ne olursun git bir şey yap anne. Anne bana mutlu yeri ver ne olur. Ben... Gel biz bir hava alalım oğlum hadi. Gel doktor. Sen neredesin? Ya benim kardeşim içeride sen neredesin doktor neredesin? Hadi git. Hadi git içeri ne olur. Git geri getir bana kardeşimi ne olur doktor. Bana kardeşimi geri ver doktor hadi. Hadi doktor git içeri bana kardeşimi geri getir. Ali tamam. Sen kaldırdın onu ayağa doktor. Ne olursun git bir şey yap ne olur doktor. Ne olur Umut'u tamam. Geri getir. Ne olur Umut'u tamam. Geri ver bana. Ali. Doktor Ali, tamam. Olur. Bitti. Umut gitti oğlum. Umut gitti. Benim canım. Allah benim canımı alsın Umut'u bıraktı. Şimdi mi hemen mi almak gerekiyor nakil için onayı? Maalesef derhal harekete geçmemiz gerekiyor. Daha önce kendi isteğiyle doku uyum örneği yapılmıştı. Geriye sadece Vasi'nin onayı kaldı. Yaman Ali'nin yani. Kalbimeceye başladım. Kardeşine baktıkça bu kardeşini hatırla olur mu? Ve sakın üzülme. Ben hiç ölmemiş olacağım.
arkadaşınızın kıyafetlerini getirdim. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Cenab-ı Allah helalinizi kabul etsin inşallah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Araba benim peşimdeydi aslında. Bana çarpacaktı. Saran soysalan yaptı. Onun yüzünden oldu. O yaptı. Thank you.
vara vara vardı. Şu kara taşa yazılan geliyor sağdan başa. Aman, 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 aman. Beni hasret abi. Adını koyduğumuz gün oğlum. Ne dedim ben sana? Adın gibi ol kardeşim. Umudunu asla kaybetme. Nice sultanlar tahttan indirdi. Aslanım benim. Başınız sağ olsun. Sağ olun.
Oğlum. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi kardeşlerini topla. Hep beraber elbise gidelim. Anne. Biz şimdi... Biz şimdi kardeşimi yalnız mı bırakacağız burada? Hava çok soğuk abi. Umut üşür burada. Bir daha değil, Umut çok çabuk üşür. Üşür anne Umut. Koy. Tamam çocuğum, tamam. Abi. Hasta olacaksın oğlum, hasta olacaksın. Hadi kalk. Tut Asiye elinden. Tutun birbirinizi. Kalkın hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi. Tamam. Hadi kalk. Kardeşin kardeşine can verdi evlat. Hakkını helal et. Hakkınızı helal edin çocuklar. Başınız sağ olsun. Soy salanlar sağ olsun. Gel kızım. Yaman Ali, hadi. Hadi. Siz geçin. Ben hastaneye Ece'nin yanına geçeceğim. Durumu nasıl? Neden hala uyanmadı? Bir sorun mu var yoksa? Zor bir ameliyat gerçekleşti çocuklar. İyileşmesi zaman alabilir. Burada beklemenize gerek yok. Henüz erken. Tamam, teşekkürler. Hatırlıyor musun? Gece köyüzdeyken bizi hastaneye getirmişlerdi. Kaç kilo doğmuştu bu ya? Yarım kilo falan mı? Bakın bu kardeşin istiyorlar. Biz bakıyoruz bu ne diye. Şu kadar çıktı ya, küçücük. Bir de nasıl çirkindi, hatırlıyor musun? Sana bir şey diyeyim mi? O çirkin çocuk bu kadar güzel bir kız olduysa ben mucizelere inanıyorum. Küçük kardeşimiz başaracak. O
kalp Ece'yi ayağa kaldıracak. Bak gör. Umut'un kalbi. Kim bilir ne hissediyordur Cesurlar şimdi. Yani hala yaşıyor gibi bir şey olmuş oluyor. İyi bir şey bu bence. Sonuçta abisi de Ece'yi çok seviyor. Allah'ım. Annemle babam boşanırsa bu kalp de kurtarmaz Ece'yi, biliyorsun değil mi? Darmadağın olur. Kıva? Kusura bakma, böyle çat kapı geldim ama müsaitsen bir konuşmak isterim. Tabii, tabii gelsene. Hoş geldin. Mezarlıktan mı? Hı. Salona geçebilirsin. Ay, çok üzüldüm ya. Çocukcağız tam ayağa kalkmışken, yani olacak iş değil. Hı. Sabahdan da tekiydi. Ama işte hayat, bak bir ölüm kaç yaşama vesile olacak. Aradım, Ece'nin nakli çok iyi geçmiş. Neyse ki. İşte tek tesellimiz de o. Ben de bugün baktım bütün toplantılarım online, evden çalışayım dedim. Ha, kahvem sıcak. Ne içersin? Su. Su. Şebnem, Metin'i gördüm ben. Polisler alırken. Hayırdır? Ay, sorma ya. Hani çıkar çıkmaz yine soluğu burada aldı. Biliyorsun, ezelden beri böyle aşk nefret arası bir psikoloji. Ne yapacağım bilmiyorum. Sardı yine bana. Afiyet olsun. Galiba sadece sana değil de anladığım kadarıyla Serhan'a da sarmış. Metin bana o çocuğa çarpacak araba aslında benim peşimdeydi dedi. Hedef bendim dedi. Serhan beni öldürecekti dedi. Serhan. Hı hı. Sebep neymiş peki? Ben de buraya geldim ki belki sebebini sen söylersin bana. Ay, gerçekten bu adam içeride iyice delirdi ya. Ay. Ne yapacağımı bilmiyorum yani Güven. Atsan atılmaz, satsan satılmaz, sonuçta çocuğumun babası bu adam. Şebnem, biz şöyle bir şey yapalım. Birbirimize dürüst olalım. Açık açık konuşalım. Lafı evirmeden, çevirmeden. Serhan'ın sizinle derdini. Bizle derken? Ay, Metin'le bir derdi var mı onu bilemem de yani Serhan benimle ne derdi olacak? Benimle bir derdi yok. Sen çünkü benim karşıma geçip Serhan Deccal deyince. Evet. Yani Deccal derken ben sana karşı tutumunu kastettim. Hani biliyorsun hep öyleydi. Böyle içten pazarlıklı, plancı falan. Ya ben sana iyilik olsun diye yani uyarmak istedim. Ne? Yani sonuçta bu adam karısını kıskandığı için çocuğu senin üstüne saldı. Ya ben iyiliğin için yani çocuğuna sahip çık istedim. Yani Serhan'ın deccalliği sana işte.
Biliyorsun nefret ediyor senden. Yani senin Serhan'la kişisel bir problemin yok. Ay yok canım. Benim ne derdim olacak? Niye olsun? Ay ne? Ne söylememi istiyorsun? Güven söyle. Söyle onu söyleyeyim. Gerçekten insanı pişman ediyorsun ya. Yani şöyle arkadaşça seni bu uyardığıma gerçekten pişman oldum. Ya Metin'in... Ya Serhan'ın Metin'le ne derdi var bilemem ama... Ya benim bildiğim tek şey... Serhan'ın senden nefret ettiği... Metin'in de çok sağlıklı biri olmadığı yani... Ben bir alaka kuramıyorum. Sen herhangi bir alaka kurabiliyorsan söyle, ben de aydınlanayım. Kuracağım, kuracağım. Ben bir alaka kuracağım. Seni de aydınlatacağım. Merak etme. Anne. Otur otur, hiç rahatsız olma. Ben giderim. Kendine iyi bak. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Başım sağ olsun. Sağ ol. Allah kabul etsin. Başım sağ Aşağı mahalle komple tamam Eşref Bey. Herkes duacı. Eline sağlık. Bir de işini halledebildin mi? Bu akşam bu mahallede kimse aç yatmayacak. Siz hiç merak etmeyin. Sağ ol. Ali. Oğlum taziyeler bittikten sonra bizim eve geçelim. Arkadaşlarınla misafir et. Arkadaşlarım değil. Kardeşlerim onlar benim. Baba Ali kardeşleriyle burada kalsın. Osman, burada bir şeye ihtiyaç olursa desen kal, olur mu? Yaman istersen ben bu gece burada kalayım. Hadi bir şeye ihtiyacın olursa ara, olur mu? Rüya. Seviyorum. Serhan. Sonra Şebnem, üstümü değiştirip hastaneye geçeceğim. Konuşmamız lazım.
Erdoğan geldi. Metin'le karşılaşmış. Ne zaman? Polis götürürken. Serhan sebep oldu demiş çocuğun ölümüne. Allah kahretsin. Bir şeyler söyledim. İdare etmeye çalıştım ama bence ikna olmadı. İnanmadı bana. İnanmaz tabii. Beni alaşağı edecek malzeme geçti yerine. Peşine düşer şimdi. Ne yapacağız? Benim önce şu arabayı kullanan halletmem lazım. Sen de Metin'e gideceksin. Ben Metin'e ne diyeceğim? Dinlemez ki beni. Dinleteceksin Şebnem, dinleteceksin. Artık zehirliyor musun? Tehdit mi ediyorsun? Sarılıp öpüyor musun? Ne yapıyorsan yap, o adamı sustur. Bana biraz zaman kazandır. Serhan, işler iyice sarpa sarıyor. Ben çok korkmaya başladım. Korkma. İkisinin zekasını toplasan bir Serhan etmez. Alo. Halil, gir gel Halil. Neredesin sen? Benim canımı sıkma. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Kapat. Çocuklar. Siz hastanede değil miydiniz? Hastanedeydik. Ama sen orada olmayınca konuşamadık. O yüzden eve geldik. Evet. Ne konuşacağız? Bundan başlayabiliriz bence. Ya yani bu şekilde öğrendiğiniz için çok üzgünüm. Baban nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Gerçekten boşanacak mısınız annemle? Bu çok çetrefilli bir konu. Annenle ikimizin arasında. Ha, bizi ilgilendirmiyor diyorsun yani. Biz kimiz ki Çağla? Sizin çocuklarınız oluyoruz ya baba. Hani gerekçenizi, sana zahmet olmazsa tabii, kısa özet şeklinde bizi de açıklarsanız. Sizi ilgilendiren kısmını açıklayayım. Ben hala babanızım. Anneniz de anneniz. Her ne yapmış olursak olalım. Ne yapmış olabilirsiniz mesela? Baba, annemi mi aldattın? Yani annem seni aldatmış olamayacağına göre. Bu konuda sizinle daha fazla yüz göz olmak istemiyorum. Ayrıca ikinize de çok çok teşekkür ederim. Benimle ilgili güzel düşünceleriniz için. Çocuklarımın babalarıyla ilgili intibaları gerçekten gözlerimi sulandırdı. Çok güzel. Ben aldatıyorum annenizi. Bravo. Vay be. Çok güzelmiş. Bravo. Bravo. Başka ne olmuş olabilir ki? Bilmem. Ama annem babamı bayağı delirtmiş. Orası kesin. Thank you.
yemek gerekirmiş. Dua istermiş. Ece iyi miymiş? Aklımı almıyor yani. Hayat gerçekten çok basit ya. Şu kapıdan çıktı. Bir daha hiç giremedi. Sadece bir ekmek almak için. Ben şuradaydım. Kafamı toplayıp gelinceye kadar ben gitseydim, yollamasaydım onu, ekmek almaya göndermeseydim, ben gitseydim, araba bana çarpsaydı, ben ölseydim, Umut'un yerine ben ölseydim. Sen ne diyorsun yani Yaman? Ekmek almaya gönderdik diye mi oldu yani hepsi? Bizi mi suçluyorsun yani? Ne diyorsun oğlum sen? Ben sana sordum ya oğlum aynısını. Açık açık konuşsana lan. Sen ölseydin desene lan. Cesur. Umut'un yerine sen ölseydin ne de rahatla. Bak ben... bu halleri kaldırabilecek bir durumda değilim. Ne varmış lan benim halimde? Basit bir soru soruyorum oğlum ben sana. Gayet basit bir soru soruyorum. Bizi mi suçluyorsun diye soru soruyorum ben sana. Beni mi suçluyorsun diyorum. Nereden çıktı oğlum bu şimdi? Asiye. Suçta sen ne fark eder ki? Ya ben öyle bir şey mi dedim? Ben niye suçlayayım sizi? Bağırma lan kıza! Bağır, lan ben kıza bağırmıyorum. Ben sana bağırıyorum, sana! Ha, bana bağır, bana! Ama yürekli ol biraz. Öyle kıvırtma, erkek gibi cevap ver lan bana. Beni mi suçluyorsun? Bizi mi suçluyorsun lan? Cesur. Bizi mi suçluyorsun lan? Cesur bak elimde kalacağım. Oğlum bizi mi suçluyorsun lan? Suçluyorum lan! Ama seni suçluyorum. Asıl ben seni suçluyorum lan. Senin suçun lan bütün bunların hepsi. Ne yaptım oğlum ben? Ne yaptım? Umut ayağa kalksın. Umut yürüsün, iyileşsin. Bunun için kendimi paralamaktan başka ne yaptım? Yeter, bağırmayın. Bağırmayın. Bırak. Bırak, döksün eteğindeki taşları. Şurada kendi yağımızda kavruluyorduk lan. Umut'u sırtımızda taşıyorduk ama mutluyduk. Sonra senin Allah'ın belası ailen çıktı geldi. Bütün düzenimizi bozdunuz lan. Ya bu da mı benim suçum? Senin suçun lan tabii. Senin suçun lan tabii. Senin suçun. Yok lan yok Umut, yok yok. Yok oğlum yok. Hiç ameliyat olmasaydı. Hiç ayağa kalkmasaydı, o halı sahada
Bir topuna vurmasaydı da şurada bizimle oturuyorsaydı lan. Elmasını değil de kuru ekmek kemiriyorsaydı keşke. Bir gram mutluluğumuz vardı. Onu da elimizden aldınız lan. Kardeşimizi aldınız lan elimizden, kardeşimizi. Oğlum, Umut bizim de kardeşimizdi. Biz de kardeşimizi kaybettik. Yanlışım var ya Mona Lisa'ysa lan. Biz kardeşimizi kaybettik. Siz dakikasında kalbini söküp senin kardeşine taktınız. Hastanede yatıyor senin kardeşin, yatıyor. Dur, dur. Vur lan. Vur. Yeter lan. Tamam. Yeter. Vur lan. Vur. Dur. Kardeşini kaybeden de biz, dayağı yiyen de biz. Tabii vur. Hakkındır. Soysalansın ya sen. Vur. Duramaz o Asi. Kanında var. Soysalanıyor. Soyunuz kurusun la. Yoksa ben çökeceğim senin işini. Sus. Umut şu halinizi görse çocuk karnından ölürdü lan. Hani kardeştik biz? Hani aileydik? Yazıklar olsun bize. O kardeşlik işi biteli çok oluyor kızım. İşledik hep bunları. Geride kalma. Bu mu? Bu mu yani? Umut muydu bizi bir arada tutan? Umut gitti. Biz de bittik. Allah belanızı versin ikinizin de. Aferin lan sana. Yine b**tin her şeyi. Git lan! Ben de seni bekliyordum. Ben seni bir daha hiç görmemeyi umuyordum ama. Ama kuyruğum sıkıştı. Benim mi? Sen olayları tamamen yanlış anlamışsın. Öyle mi? Anlatsana. Neyi yanlış anlamışım ben tam olarak? Sen dışarıda seni yeni bir hayat bekliyor sandın değil mi? Kızın boynuna atlayacak. Bana sırtını dönecek. Seninle gelecek. Biz de seyredeceğiz. Gerçekten nasıl inandırdın ya kendini buna? Sen rüyaya ne verebilirsin ki? Ne vaat edebilirsin? Açlık. Acı. Ve sefalet. Başka? Hiç değişmemişsin. İnsanın sinir uçlarıyla oynamayı çok iyi biliyorsun hala. Neyse. Sade de gel.
Serhan sıkıştığı için buradasın. Ne istiyorsunuz? Teklifiniz ne susmam için? Teklifimiz... Hayatın aptal herif. Serhan, sen daha cezaevine nakledildiğin dakika seni temizletir. Bunu biliyorsun değil mi? Sen de tanıyorsun adamı. Ve kaybedeceğin bir savaşa neyine güvenerek giriyorsun anlamıyorum ki. Ne sırıtıyorsun Metin? Öleceksin diyorum. Kendini kapalı tutmazsan seni öldürecek. Rüyaya, güvene ya da herhangi birine, herhangi bir şey söyle. Haklı ama ölü bir adam olacaksın. Karar senin. Tam tahmin ettiğim gibi. Kibrin gözlerini öyle bir kör etmiş ki. Benim artık eski Metin olmadığımı, kendimi ezdirmeyeceğimi göremiyorsun. Ben seni çoktan ezdim Metin. Benim karşımda Metin yok ki. Sen Metin'in posasından ibaretsin. Anlamıyorum ya, sen neyine güveniyorsun? Dışarıda bir dostum var. Adı Vedat. Aynı zamanda avukatım olur kendisi. O sana izah eder. Neyime güvendiğim. Şebnem Hanım, sizi bekliyordum. Konuşacağım bir şey yok. Gereken her şeyi içeride Metin'e söyledim. Elimdeki fotoğrafları görmeden mi? Ne fotoğrafı? Neden bahsediyorsunuz anlamadım. Sanat eseri sayılmazlar ama ilginizi çekeceğine eminim. Bunlar ne? Siz bana şantaj mı yapıyorsunuz? Söyleyin ona. Bu oyunlar onun boyunu aşar. Serhan'ın bu saçmalıklardan haberi olursa onu olduğu yere gömer. Aklını başına toplasın. Şebnem Hanım, bu fotoğrafın kopyaları çok güvenli yerlerde. Müvekkilimin başına bir şey gelecek olursa derhal kızına iletilecek. Ne istiyor benden? Susması için ne yapmam lazım? Benim isteğim, daha doğrusu ricam olur. Şikayetinizi geri almanız. Sonrasında Metin'le yüz yüze konuşursunuz. Buyurun lütfen. Alo, Selim Başkomiserim. İyiyim abi, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Ne? Ha, ona daha sen bir sene devam edeceksin o fizik tedaviye. Yapma, sakın atlama onları. Ne? Ya eğer senin başını ağrıtmayacaksa benim bir ricam olacak.
şahsi bir mesele. Bir MOBS kamerasının görüntülerine ihtiyacım var. Dün saat 4'te o civarlarda ne çekmiş, ne kaydetmiş bir görebilir miyiz acaba? Ve ben şu anda şeydeyim, kameranın konumundayım. Çok teşekkür. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben konum gönderiyorum şimdi sana. Tamam. Tamam. Hemen gönderiyorum. Abi seni aradın mı? Ne diyeceğim ki arayıp? Sağ ol verdiğiniz kalp için mi diyeceğim? Orada kaldı ya. Gelmeyecek herhalde. Umarım öyle olur. Bir daha da gelmez. O dipsizle haberleştin mi peki? Onun adı Cesur. Her neyse. Senin amacını açık açık sorsana. Yorma beni Allah'a bak ne olur. Kızım kardeşleri öldü ya. İyiler mi diye soruyorum. Sen niye gülüyorsun? Hoşuma gitti. Hoşuna giden ne? Sendeki bu göz yaşartıcı değişim. Başkalarını düşünmeye başlamışsın. Direkt insanlıktan soğuttun beni. Onun söylediklerimi vazgeçtim. Bana bak, param maram var mı senin? Öpücük mü vereceğim bakkala? Var var bak. Kemal abim vermişti. He, Allah bereket versin. Güle güle harca. Allah bereket versin abicim. Pardon abicim. Ne abisi lan? Pardon. Ne abisi? Nereden abin oluyorum lan ben senin? Ya yürü git işine ya. Bırakın ya bunu. Aranıyor bu deli. Aynen. Aranıyorum. Gel. Gel gel aranıyorum. Versene bana aradığımı. Hayırdır birader? Kaşınıyor musun? Aynen. Kaşınıyorum. Sizde beni kaşıyacak yürek var mı lan? Aleleri. Allah belanı. Senin mi? Ben... Sakin olsana lan. Neyin peşindesin oğlum? Lan oğlum, sizin var ya, hepinizi toplasam bir tane ne adam ne? Etmezsiniz ha. Bir tane adam etmezsiniz. Ne anlatıyor lan bu lale?
Umut. Umut. Uzun zaman önce. Deli lan bu. Salın bunu gidelim ya. İnsan oğlu. Zalimin zulmüne uydu. Gel abi. Yakışıklı. Yakışıklı. Gel hadi abi. Gel hadi eve gidiyorum. Hadi abi. Umut. Umut gitme abi. Umut gitme. Umut. Gül ki sen, gül ki çocuk, gül ki yeşersin Umut. Ölmesen, ölme ki çocuk. Sen gitme abi. Yarına kalsın. Gitme abi. Sen de gitme. Sen de gitme. Sen de gitme. Uzun zaman önce bıraktı umut etmeyi insanoğlu. Zalimin abla, zulmüne uydu. İyi misin? Ver istersen. Eko yürü git. Yaman abi arayayım. Arama lan kimseyi. Abla. Piko git dedim, hadi uza. Hadi. Gül ki sen, gül ki çocuğu, gül ki yeşersin umut. Ölmesen, ölme ki çocuğu, yarına kalsın umut. Bası kız. Tamam. Sonunda açtın telefonu. Konuşmasan da olur. Aslında konuşsan daha kolay olur. Ben ne bileyim. En azından iyiyim desen. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Gömdük işte Umut'u. Toprağa verdik ellerimizle. Hakkımızı helal ettik. Okuduk duasını. Sizinkiler de sağ olsun helvasını kavurmuşlar. Tutuşturdular elimize. Onu da yedik. Kapattık konuyu. Benden iyisi yok yani Alazoğlan. Çok iyi miyim? Süperim. Alazoğlan. Sarhoş musun sen? Daha değil. Neredesin? Sana ne lan? İyi olacak mısın peki? Sana ne? Doğru diyorsun. Bana ne? Umut.
Umut ablacığım. Buyur abla. Kaybol. Hadi. Ne bakıyorsunuz lan? Kalksanız hadi. Kalk. Ver şunu da. Hadi sen oğlum. Umut. Yakışıklım benim. Oğlum baba çok soğuk lan. Senin ceketin nerede? Nerede abi? Kim aldı lan benim kardeşimin ceketini? Getirin lan! Geldim ben abi. Yettim. Yettim bak. Bak. Üşüme sen, tamam mı? Tamam mı yakışıklım? Tamam mı? Tamam mı abi senin güzeli? Umut. Abim kızma bize, olur mu? Çünkü biz daha ilk günden birbirimize düştük. Kavga ettik. Daha ilk günden abim. Benim yüzümden. Benim yüzümden abim, benim yüzümden. Abim. Asiye haklıymış. Sen misin bizim mayamız? Sen misin bizim tutkalımız abim? Ama şimdi sen yoksun Umut. Ne yapacağım abim ben? Ne yapacağım abim ben? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım abim? Ne yapacağım? Affet beni. Koruyamadım ben. Ben koruyamadım abim sizi.
Seni koruyamadım. Ben kardeşlerimi koruyamadım. Alo? Yaman neredesin? Kapıya geldim, evde kimse yok. Telefonu düşürmüş abi. Telefonu mu düşürmüş? Nerede düşürmüş? Mezarlık abla. Burada. Çok üzgün. Tamam, sen orada bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? Gözünü sakın ayırma, gitmesin bir yere. Yakup abi burada mı? Ne yapacaksın? Saniye, ne yapacaksam yapacağım, söylesene. Gel. Abi seni görmek istiyormuş. Bırakın gelsin. Başın sağ olsun Cesur. Duyduk, üzüldük Umut için. Eyvallah abi, sağ olasın. Sen hayırdır niye dolanıyorsun buralarda? Yoksa soy salamlar giderken sizi almayı mı unuttular ha? Bize ev düzüyorlar diyordun en son. Soyları kurusun hepsi. Ne oldu? Ne oldu, geldin mi dedi mi? Boşuna konuşmuyoruz koçum biz. Günün sonunda herkes kendi çöpüne döner. Onlar malikanesine, sen bataklığına. Abi bana mal lazım. Yoksa ben bu kafayı söküp atacağım. Sahte değil deme lan bunlar. Yok. Al bakalım. Eyvallah abi. Demek abla. Yaman. Yaman, Yaman ne oldu sana? Yaman. Yaman ne oldu, ne bu halin? Yaman, Yaman, Yaman bana bak, bana bak. Yaman kendine gel, Yaman, Yaman bak bana. Rüya. Tamam, tamam bak ben buradayım, yanındayım. Yaptı Yaman sana bunu. Yaman. Bitti. Bitti. Kardeşlik bitti. Umudumuz gitti. Rüya. Rüya, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaman. Yaman yapma. Donmuşsun sen. Orada.
Asi kız. Ne işin var lan senin burada? Nasıl girdin içeri? Senin sayende. Tanınıyorum artık buralarda. Niye geldin sen? Rahat bıraksana oğlum beni. Aklıma takıldı. Sana bir şey olursa canım sıkılır. Hadi kalk gidelim. Gidecek başka cehennemim yok ki benim. O zaman bu sefer benim cehennemde yanmayı deneyelim. Sana bir daha kardeşim diyen cesur lan. Soyunu saldığımının soysalını dağıttınız lan bizi. Dağıttınız lan. Dağıttınız lan bizi. Dağıttınız. Bir kişi var lan o ailede. Koca ailede bir tane insan çıkmış. Onun da yeri benim buram kalbim lan. Kalbim lan, kalbim, kalbim. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Kimsin lan sen? Kimsin? Kurba! Kurba! Senin neyine lan prenses? Neyine? Şimdi tam oldun ha. Bu derinin kurbası. Yaman. Yaman yapma bak, konuş ne olur, konuş bir şey söyle, korkutma beni ne olur. Ne olur Yaman, Yaman. Yaman bak bana. Bak, bak ben buradayım bak. Onu bulduğumda böyleydi. Kimi arayacağımı da bilemedim. Ne yapacağımı da bilemedim. Neslihan teyzeyi arasam aklını yitirirdi kadın. İyi yapmışsın güzel. Oğlum. Çok zor bir şey isteyeceğim senden. Ama hadi gel kalk gidelim. Hadi Hasan. Bir bak benim yüzüme. Hı? Yanındayım senin. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Söz ulan. Ha? Hadi Aslan. Hadi kalk gidelim. Hadi koçum benim. Dayan bana. Sen gir onu sanki. Gel.
çocuklar. Hadi be. De bile çok güzel ha. Cesur. Ya ne bakıyorsun, yardım et seni. Cesur tamam hadi kalk. Hadi kalk. Kalk. Hadi kalk. Hadi kalk kalk kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Kalk kalk. Hadi. Hadi gidelim tamam. Tamam tamam. Tamam. Tamam tamam. Tamam hadi. Hadi gidelim. Hadi. Tamam ben buradayım. Seninleyim. Duyuyor musun beni? Tutacaksın. Tutacaksın tamam mı? Sakın bırakma beni. Bana bak. Bak bana. Bak ben buradayım, yanındayım. Ne olur dön bana geri. Yaman biraz hırpalanmış. Benim evde. Merak etme. Uyandığında Umut için çok üzülecek. Nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Ben söylerim. Ne de olsa bütün tatsız işler benim vazifem değil mi? Bu arada boşanma meselesini öğrenmiş Ahazlı Çağla. Sordular. Seni aldattığımı falan düşünüyorlar. Artık ne anlatacaksak bir karar verelim. Konuşalım çocuklarla. Serhan, biz daha kendimiz konuşmadık. Ne anlatacağız çocuklara? Dinlemek istemiyorum Hüseyin. Babanız beni aldatıyor dışında bir bahane bulup çocuklarınla konuş lütfen. Yaman biraz hırpalanmış. Benim evde merak etme. Oğlum. Gece mesajlaşmalarına başlamışsınız. Serhan lütfen. Artık bitsin bu işkence. Hoş geldiniz Lavaz Bey. İşte burası da benim cehennemim. Asi kız. Hoş geldin o zaman.
Ulan Halis'im de bile fakirim ha. Ne işimiz var lan bizim evin banyosunda? Millet ne güzel Halis'ler görüyor ya. Biniyorlar uçağa falan filan böyle. Oh. Ulan! Ben böyle Halis'im sen! Ya şu haline bak, leş gibi olmuşsun. Canım! Ne? Sen gerçekten gerçek misin ya? Bak bakayım gerçek miyim? Tamam, tamam. Hadi yıkayalım şimdi seni. Artık cehennemde baş başayız. Nasıl kız? Hoş geldin, gel. Ne oldu? Nesi var Yaman'ın? İyi. Yani tabii Umut'un ölümü çok etkiledi onu. Öc alacak bu da. Kimden alacak? Kendinden. Gitmiş dalmış çocukları. Ama zararı kendine yani. Ya niye böyle bu çocuk ya? Niye böyle? Ya genetik. Ne yapacaksın? Esra. Yalnız hakikaten oğlan çok etkilenmiş. Çok üstüne gitme. Olur mu? Sen de bana akıl verme istersen. Olur mu? Ali. Ali ne bu hali? Ne yaptın kendine oğlum?
İyi misin? Çok korkuttun beni, biliyor musun? Niye yapıyorsun bunu kendine? Kay bakayım şöyle. Kay. Kay. Ağrıyor mu? Hani ben bir kere sana tokat atmıştım, hatırladın mı? Günlerce uyuyamadım, biliyor musun? Canın yanmıştır diye. Sen niye kendi canını yakıyorsun oğlum? Umut. Başaramadım. Anne, ben koruyamadım ailemi. Gitti Umut. Umut hiçbir yere gitmedi. Bak ne getirdim sana. Bak Ali. Bu Merve. Ne güzel gülüyor, görüyor musun? Ama böbrek hastasıydı. Nakil bekliyordu. 1,5 senedir tedavi görüyor. Umut hazır gibi yetişti. Merve Umut sayesinde büyüyecek. Gülümsemeye devam edecek oğlum. Sonra bak. Bu da Ozan. Doğuştan görme engelli. Kalıtsal kornea göz hastalığı var. Umut'un korneası şimdi onda. Ama şimdi Umut'un gözleriyle görecek. Umut'un korneası ona gitti. Ali, düşünebiliyor musun? Bu çocuk artık ışığı, ağaçları, çiçekleri, dünyayı görebilecek. Bu çocuk artık karanlıkta değil. Umut sayesinde. Bu da Uğur. Hepatit A'sı vardı. Karaciğer nakli için bekliyordu. Ama bulunamadı. 1 haftadan az ömrü var dedi doktorlar ailesine. Dua etmekten başka çareleri yoktu. İşte tam o sırada. Umut ona umut oldu. Onu da kurtardı Ali. Ece. Benim Ece. Senin Ece. Bizim Ece'miz. Bedeninde yaşayacak. Umut hep yaşayacak değil mi anne? Yaşayacak tabii oğlum. Daha iyi misin?
Hani sen hep bana diyordun ya, güle gülmek yakışır diye. Sana da gülmek çok yakışıyor. Ama kaşlarını böyle çatınca biraz şey oluyorsun sanki. Çirkin mi? Yok. Çirkin demeyelim de sevimsiz diyelim. Başlangıç için idare eder. Ama söyleyeyim, ben daha büyük hareketlere alıştım. Cebimizde kalan son tebessüm kırıntıları. O da sana kadar ha. Başkasına kalmadı. Merak etme. Ben bile kendimde yeniden gülecek gücü bulduysam hayat seni de iyileştirir. Ben böyle hayatım. Ay, yapma ama. Çirkinleşiyorsun. Neyse, ben kalkayım artık. Bizimkiler merak etmiştir. Sen kalkma kalkma, ben çıkarım. Prenses. Sağ ol. Ne demek kurbağa prens? Öl de ölelim. Kurbağayım ben hala. Ulan bu masalları harbiden yalan ha. Evet Serhan Bey. Hala içeride Çağla'nın. Şimdi geldi. Tamam efendim. Ah Çağla, ah Çağla. Annem nerede? Güven abiyle konuşuyorlar. Toparlan hadi gidiyoruz. Yaman biraz daha dinlenseydin. Burada değil. Merak etme, daha iyi. Ya. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Yani dedim ya, çocuğun üstüne gitme falan diye bir şey bilip bilmeden. Vallahi sen geldin, 5 dakikada dünya değişti. Benim 4 çocuğum var, unutmadıysan. Unutmak mümkün mü? Çabalıyorum ama mümkün değil. Ben biraz taktım o sayıya. Fark ettim. Ne olacak bu çocuğun hali? Hı? Ama ben oğlumu böyle gördükçe... Güven. Ne? Duyacak, yapma. Aman duysun be. Duysun. Ne olacak? Herkes biliyor zaten. Serhan bile biliyor. Biz boşanıyoruz. Yani... Serhan benden boşanmak istiyor. Hı. Ama galiba sen pek istemiyorsun. Ama dert etme. Boşamaz o seni. Vardır bir bildiği, kafasında çeviriyordur bu mevzular. Sen hiç merak etme. Niye Serhan'a kızgınsın bu kadar? Çünkü sana kızmaktan nefret ediyorum.
Güven, sen benden ne istiyorsun? Oğlumu. Başka isteyecek neyim kaldı ki zaten? Değil mi? Ben oğlumu alayım, sonra da gideyim. Nasıl yani? Sen Ali'yi alıp gidecek misin? Neslihan, asıl sen ne istiyorsun benden? Onu söylesene bana. Ne yapayım? Anne! Anne! Hayda, olmaz bu kadar erken. Rüya, al çocuğu yukarı çıksın, yatsın, devam etsin dinlenmeye ya. Anne, hadi. Anne. Hadi. Şey, sağ ol doktor bu arada. Yani... yere soktum seni böyle enteresan, topları sahaya çektim. Kusuruma bakma, olur mu? Biz böyle maçlara gönüllüyüz çocuk. Her zaman. Eyvallah. Hadi Rüya. Anne, hadi. Bu arada ben çok teşekkür ederim. Yani siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Estağfurullah, ne demek. Yalnız Rüyacığım, ne olur birkaç gün gözün şu eşkıyanın üzerinde olsun. Olur mu? İstesem de ayıramıyorum ki gözlerimi. Dur. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir şey yapmıyorum anne. Hadi gidin, hadi. Hadi. Sen? Ece'ye gideceğim. Bugün orada kalacağım. İzin olursa. Estağfurullah anne. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi dönüyor hala. Kendime gelemedim galiba. Sen kullanır mısın arabayı? Tamam tamam, hadi geç. Hayırdır? Çekil. Hadi bize saygınız yok. Cenaze evine de mi saygınız yok be? Böyle paldır küldür dağınır mı eve ya? Başınız sağ olsun. Zahmet oldu diline. Ne demek? Soy salanlar sağ olsun. Bak Cesur. Baktım. Bakıyorum. Daha ne yapabiliriz ya biz sizin için? Ha, böbrek falan lazımsa vereyim onu da çekin gidin artık be. Umut'un kıymetli bağışı için bir baba olarak yürekten minnettarım. Ama konumuz şu an bu değil. Şu an konumuz senin sürekli benim kızımın peşinde koşman. Vallahi ben bu ara hiç koşacak halde değilim ha. Sağ olsun kızın koştu geldi. İnsanlığı annesine çektiyse demek. Ya Ece'nin hatırına size acıdığı için geldiyse bunu hiç düşündün mü? Ha? Düşüneyim. Düşündüm. Rüzgar'ı öldürdüğünde de buraya geldi çünkü. Üstelik yani yanlış anlama da acınacak halde olan kızındı. Demek ki neymiş? Bana acımıyormuş.
güveniyormuş kızın. Neyine güvenecek lan benim kızım, ha? Senin neyine güvenecek? Kaç para var lan cebinde? Çıkar. Çıkar göster. Bir kahve ısmarlayacak paran var mı acaba, ha? Kahve olmazsa çay içeriz be Seren amca. Bak şimdi. Sana çok samimi bir yerden soracağım. Sen kendini benim kızımın, benim prensesimin yanına yakıştırıyor musun gerçekten? Ha? Şöyle bir etrafına baksana. Şu aynaya bak bakayım. Bak bak aynaya bak. Dön. Ne görüyorsun lan aynada? Söylesene. Hı? Ben sana söyleyeyim mi? Evet. Bakıyorum. Aa. Sefil bir köpek görüyorum. Kızımın küçükken acıyıp bakmaya çalıştığı sokak hayvanlarından birini görüyorum. Hangi baba böyle bir pisliğe kızını yakıştırır ki? Ha? Hangi baba beş para etmez bir adama kızını feda eder? Söyle bana. Söyle. Bak, bu sana son uyarım. Bir dahaki sefere dişini bile bulamazlar. Uzak dur kızımdan. Anladın mı lan beni? Ha? Anladın mı? Geçiyor aklına. Bitmek istemezsin. Ama istiyorum. Umut'u arabayla çarpan adamı bulup gebertmek istiyorum. Bilmek istemezsin demiştim. Yaman içindeki bu karanlık beni hala çok korkutuyor. Aslında şu dünyada benden korkması gereken son kişi sensin. Senden korkmuyorum ki. Senin için korkuyorum ben. Ya bu karanlık bir gün seni yutarsa? Pişmansın değil mi benimle olduğuna? Ken etimi sıkardım. Nereye kadar dayanabileceğimi çok merak ederdim. Canım yanardı, çok yanardı canım. Ama yine de devam ederdim. Gidebileceğim yere kadar gitmek tuhaf bir haz verirdi bana. Güçlü hissettirirdi.
acı veriyorum değil mi ben sana? Tuhaf bir hansın yanında. Ya daha fazla yakarsam canım? Gidebildiğim yere kadar. İşte bunu geri takmanı istiyorum. Neden bilmiyorum ama... o karanlıkta yolunu kaybettiğinde yönünü gösterecekmiş gibi geliyor. Bunu hiç çıkarmam olur mu? Bir gün ayrılsak bile. Bir gün terk edeceksin değil mi beni? Bakma bana öyle derin. İşim olmaz senle benim. Hiç bu kadar sevilmedin. Gözlerinden okuyorum. Haberin yok, ölüyorum vay. Sorma bana nerelisin, ne içersin, ne giyersin. Derdim sana derman olsun. Ben gönülden okuyorum. Yok, ölüyorum vay.
Asya. Orfu. Yeter. Bu kadar gözyaşı cehennemi bile söndürür. Toparlan artık. O zaman senin cehenneminin pek ateşi yokmuş. Ateş yok da fena yakarım diyorum. Nasıl kız? Ben de git diyorum. Allah'a ol bana. Asi. 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 Ne? Benden yara bandı olmaz. Tamam mı? Ben kapattığım yerden daha fazla yer açarım. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın lan. Ben geldim. Bütün gece Yaman'laydım. Haber veremedim. Kusura bakma. Rüyacığım. Biz de seni bekliyorduk. Merhaba kızım. Ne demek vicdanım rahat değil? Ne saçmalıyorsun sen? Oyun mu oynuyoruz lan biz burada? Bak anlaşmamız metin içinde. Gencecik çocuk öldü senin yüzünden. Gencecik. Benim yüzümden mi? Yapacağın işi doğru dürüst yapsaydın o çocuk hala hayattaydı aptal herif. Ben onu bunu bilmem aga. Metin'in arayanı peşine düşeni olmaz dedik. Bu çocuğun arayanı soranı çok olur. Verdiğin para da bu saatten sonra bir işe yaramaz artık. Ha, açıkça söyleyeyim. Yakalanırsan da susmam, tamam mı? Ben diyeceğimi dedim. Haydi. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bitiririm lan seni. Alo. Allah Allah. Aman bunun arabası varmış ya. Allah Allah. Yapacağım rampasını beklesin. Oğlum kadın almadı parayı geri. Dedi ki bu da özrümüz olsun size. Ne diyorsun oğlum? Bütün bu para bizim mi şimdi? Hayır öyle. Kesin. Kesin. Ne yapıyoruz peki abi? Şey mi ne alıyorduk, yatak alalım mı yatak? Ne diyorduk ona ya? Rahat olanlar adı neydi lan? Ortopedik miydi neydi? Çamaşır makinesi alalım. Ya bir dur kızım ya. Neyimiz var da neyimizi yıkayacağız? Lan niye bana yıkatıyorsun o zaman?
Aferin çocuk sana. Aferin. Nesiniz ya siz? Şaka falan mısınız? Kamera nerede? Riyacığım, biz senin için... Benim için. Benim için seni darp eden bir adamla bir araya geliyorsun, öyle mi? Canım benim, anlattık ya, yani biz sadece öyle tartışmanın hararetiyle biraz kırdık döktük. Yani ben babana tabii çok sinirlenince, ya aslında kazaydı ama ben öyle öfkelenince çok... Öfkelendiğin için yalan söyledin. Yine yalan söyledin. Bir dakika, bir dakika. Ben darp etmedim. Etmem. Hiçbir kadını. Kadın darp etmezsin. Ama hiçbir lafına inanma, yalan söylüyor dediğin bir kadınla yan yana bir yola girebiliyorsun, öyle mi? Tekrar soruyorum. Siz şaka falan mısınız ya? Bak kızım. Ne diyecektin ya bana? Derdin neydi senin? Riyacığım, uzatmasak. Yani bak biz... Çok uzun zaman sonra böyle sakince oturduk, konuştuk. Kusurlarımızı, yanlışlarımızı. Sonra geçmişin üstüne bir sünger çekelim dedik babanla. Bir anda. Ben artık anneme inanmakta çok güçlük çekiyorum, biliyor musun? Rüyacığım yapma lütfen. Eğer bana anlatmak istediğim bir şey varsa, gerçek olmak kaydıyla. Rüyacığım. Dinlemeye hazırım. Gerçek olan tek bir şey var kızım. O da bu hayatta senden daha çok hiç kimseyi sevmediğim. O yüzden izin verirsen... Burada senin yanında olmak istiyorum. Yanımızda. Çok saçma. Gördün. İnanmadı. Metin böyle saçma sapan bir şey ne kadar devam edebilir ya? Sen de. O Serhan denen soysuz da bu saçmalığa alışsanız iyi olacak. Ben yeteri kadar çektim, şimdi sıra sizde. Kızımı bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu ev benim de evim. Tamam mı? Burada kavuşum sizin için zulüm, kızım için kurtuluş olacak. Neslihan. Efendim baba. Gel. Konuşalım biraz. Serhan'la vaziyetiniz? Ne gibi? Boşanma mevzuu. Karardı mı hala? Evet, kararlı baba. Suçlayamıyoruz da bu durumda. Kızım. Karar vermeden önce kendinizden çok çocuklarınızı düşünün derim ben. Ya ne bileyim yani, şimdi Serhan'ı vazgeçirecek, yola getirecek bir yöntem, bir yol varsa... Ya ne bileyim, gideyim ben konuşayım. Benim özel hayatıma karışma lütfen artık baba. Çünkü karıştığın için bu haldeyiz. Mevzu bahis çocuklar olunca özel hayat kalmıyor kızım. Bak Çağla'ya, yeni bir yıkımdan çıktı. Ecel'in hali malum.
Palaz. Yeni sakinledi. Yaman Ali yasta. Yaman Ali'nin Güven'in oğlu olduğu anlaşılınca bu çocukların hali ne olacak Neslihan, düşündün mü hiç? Ben çocuklarımı senden daha iyi düşünürüm. Emin ol. Hep de öyle yaptım. Artık ne Serhan'a kal, ne de Güven'e git diyecek ne yüzüm ne de gücüm kaldı baba. Bitti mi konuşma? Güzel. İyi günler. Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam da delikanlı, sen de kimsin? Ne lazım? Şey... Bu arabayı gördün mü daha önce? Gördüm. Dün geldi. Sahibi kimdi peki? Kim getirdi? Arabacı lop değilse öyle kayıt mayıt almıyoruz. Adamı da tanımam. Arabayı da bırakıp gitti. Böyle... Araba neredeymiş peki? Doktor, yine mi sen? Ya nasıl buldun burayı? Sabahtan beri benim kaçıncı yurdum? Oğlum sen gidip yasını yaşasana. Yok mu senin bir durum durağın? Yok mu? Ya Umut benim canım ciğerimde. Nasıl durayım ben? Durma o zaman. Hadi koş. Başını belaya sok yine. Bana uymaz. Dokuz tane canım var ya ondan değil mi? Yalnız üç tanesi benim gözlerimin önünde gitti. Geçmişi de maalesef bilemediğim için tam hesap yapamıyorum şu an. Var bir 99. Rahat olsa. Bak, sen git buradan. Bırak bu işleri. Ben sana söz veriyorum. Kardeşinin katilini bulacağım. Söz veriyorum ulan, daha ne diyeyim? Umut benim kardeşim de. Gitmesi gereken biri varsa... O da sensin. Ama gitmiyorsun ısrarla. Sağ olasın. Gitmiyorum ulan. Hadi gitmiyorum. Ne yapacaksın? O çocuk benim için de çok kıymetliydi. Ben kaldırdım onu ayağa. En az senin kadar ben de öfkeliyim, merak etme. Kimmiş sahip peki? Tanımıyormuş. Hadi gidip bulalım şunu bir. Abi siz polis misiniz? Yok. Kendisi doktor. Ama dedektif olmaya heves ediyor. Bu da çocuk. Ama yetişkin olmaya heves ediyor. Olacak bir gün ama. İnanıyoruz. Değil mi? İnşallah. İşte burada. Abi başımı belaya sokmayacaksınız değil mi? Az daha konuşursan belki. Tamam abi, sustum. Bu araba kesin çalıntı. %100. Sizin buralarda bir güvenlik kamerası falan var mı kardeşim? Yok. Bekçi var diye gerek görmedik. Adamın eşkalini tarif edebilir misin peki? Vallahi kılıksız bir şeydi. Açıkça akla gelecek bir tip değildi.
Sağ ol ya. Çok yardımcı oldun gerçekten. Alo Selim. Kusura bakma abi, seni ikidir rahatsız ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Şimdi ben sana bir isim vereceğim. Bu isimden kaç tane vardır, nerede yaşıyordur, adresi nedir, işi nedir bilmiyorum ama... benim aradığım biraz karanlık bir isim. Halil Kölemen. Evet. Halil Kölemen. Bir dakika Selim. Ben şimdi ne diyeyim ki sana çocuk? Ay ay ay. Ben senden o zaman haber bekliyorum. Ha? Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Kim o? Aç, çayı aç. Ne oldu Halil? Tırstın mı? Telefonu da atıp tutuyordun, ne oldu? Adresi nasıl bildin? Son ikametim burasıymış. Zeki adam olmadığını yanlış kişiye çarpmandan belliydi. Yürü, yürü, yürü. Geç içeri, yürü. Geç. Aptal Halil. Şimdi yüzüme söyle bakalım. Vicdanı. Sana ne diyordu? Ben yapamam. Gencecik çocuğun vebalini alamam. Oğlum, sen acaba neden benim peşimi bırakmıyorsun? Acaba neden illa ben de başımı belaya sokayım diyorsun? Neden acaba? Selim. Güvencim, 4 yetişkin Halil Kölemen var. Bunların ikisi İstanbul'da. Birisi savcı, diğeri de sabıkalı. Yani aradığın Halil Kölemen'in adresi belli. Selim, o adresi bana gönderirsen çok sevinirim. Ben de sana bir hurdalık adresi göndereceğim. Tamam. Suça karışmış araç o hurdalıkta park halinde. Bir ekip gönderirsen oraya iyi olur. Tamamdır. Gerek yok polise. Bir şey mi söyledin? Yok yok. Çocuk mızmızlanıyor. Senlik bir durum yok. Tamam hadi, kapadım ben. Polise gerek yokmuş. Allah'ım yarabbim. Halil'cim. Sen iki yanlış yaptın. Birincisi, yanlış adama çarptın. İkincisi, çarptığın çocuk benim oğlumun en yakın arkadaşıydı. Şimdi sana bir soru. Eğer oğlum bu işin içinde benim olduğumu öğrenirse ailem dağılır mı, dağılmaz mı? Peki, benim ailem dağılırsa ne olur? Ha? Senin memlekete annene gönderdiğin 4 çocuğun var ya. Hı hı. İşte onlar çarptığın o garibanın yanına gider. Tehdit diyorsun. Yok, tam tersi. Sana bir anlaşma öneriyorum. Eğer teklifimi kabul edersen 4 çocuğuna ve ailene bir ömür boyu bakarım.
Korkma, korkma. Sadece sap. Bak beni dinle. Benimle anlaşmadan buradan çıkış yok. Şimdi sakin olacaksın. Sadece konuşacağız. Konuşacağız. Aferin sana. Aferin. Burası mı? Aa, burası. Tamam. Sen gelme. Buradan sonrasını ben hallederim. Öyle mi diyorsun? İyi, hadi kolay gelsin. Ya doktor! 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 Peki ben suçlansam sen ne kazanacaksın? Gerçekten aptal olabilir misin acaba? Her türlü hapse düşeceksin. Senin sana yaptığım teklifin farkında bile değilsin sen. Hiç değilsin, hiç. Ne yapıyorsunuz lan siz? Güven. Pazarlık mı? Yalnız bak ben sana söyleyeyim. Bu cimridir. Dikkat et seni bedavaya kapatmasın. Ne saçmalıyorsun sen? Biliyordum ulan. Her şeyin altından senin çıkacağını biliyordum. Birazdan ikiniz de polis eşliğinde çıkacaksınız burada. Kafandaki saçmalığı nasıl kurdun, neden kurdun bilmiyorum ama emin olduğum tek bir şey var. Kuyruk acından nereye saldıracağını şaşırdın. Neymiş lan benim kuyruk acım? İkimiz de biliyoruz senin derdinin ne olduğunu. Serhan, derdim neymiş? Ailemden de, oğlumdan da uzak duracaksın. Defolup git gideceğin yere bir an önce. Gideceğim. Hiç merak etme. Oğlumu da alıp gideceğim. Ama önce senin foyanı bir ortaya çıkartayım da. Foya? Ne foyası? Ne foyası? Ben kızıma can veren Umut'un, o zavallı çocuğun katilinin peşindeydim. Bas! Lan! Kaçma lan! Dur! Selamun aleyküm. Yaman! Söyle! Yaman! Niye sürdün lan arabayı Umut'un üstüne? Yaman! Niye? Öldüreceğiz lan adamı! Vur seni! Yaman! Baba bak! Bak! Bak bu herif sürdü arabayı üstümüze! Tamam oğlum biliyorum, ben de o yüzden buradayım, bırak! Bu herif öldürdü Umut'u baba! Ne hissettin lan Umut'tan? Niye böyle bir şey yaptın? Söyle! Metin! Metin Arkan! Ben onun için... Dünya!
Dünyanın babası o. Bak. Kim yaptırdı lan sana bunu? Söyle. Sana söz veriyorum. Canına hiçbir şey olmayacak. Kim yaptırdı sana bunu? Hiç kimse. Metin cezaevinden asmamdı. İçeride şişledi beni. Bir böbreğimi onun yüzünden kaybettim ben. Dışarı çıktığını öğrenince de peşine düştüm. Tam üstüne sürüyordum ki kenara attı kendini. Duramayınca da çocuğa çarptım yanlışlıkla. Yani bizim için oldun kardeşim be. Bizim için öldürdün. Hayır oğlum yeter tamam mı? Allah belanızı versin. Sakin ol, sakin ol. Ne yapıyorsun ya sen burada? Eşyalarımı yerleştiriyorum. Benim sabrımı iyice zorluyorsun artık. Al eşyalarını. Çık, 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 çık odandan. Çık. Bana bak. İyi tamam. Madem çok ısrar ediyorsun sen yerleştir. Tabii. Sen aşağı in. Keyfine bak. Başka bir şey ister misin? Bir kahveni içerim. Sade olsun ama. Unuttuysan. Unutur muyum hiç? Sağ ol. Gerçekten inanamıyorum size ya. Gerçekten. Ben de kendime inanamıyorum ama işte. Hayat tatlım. Asla asla demeyecekmişsin. Adamın tek derdi Rüya'nın babasıymış. Başına ne geldiyse o sebepten gelmiş. Canım kardeşim. Hiç tanımadığı bir adamın nefreti yüzünden ölmüş. Ya işte öyle oğlum. Kimin aklına gelirdi ki? Ben de Umut'un hesabını sormak için düştüm bu herifin peşine. Dedim ki belki polise teslim edersem cezasını çekerse oğlumun içi bir nebze olsun rahatlar. Kim bilebilirdi ki? Bu işin ucunun Metin'e dokunacağı hiç aklımın ucundan geçmezdi hiç. Ya ben neye yanayım ya? Benim canım kardeşim bir üç yoruna ölmüş. Yapma be oğlum. Böyle bırakma kendine. Dik dur. Kendini hırpalayarak Umut'u geri getiremezsin. Bak. Dün gece Ece uyandı. Abisini görünce kim bilir nasıl mutlu olacak. Hadi. Ece'nin yanına geçelim.
bu hesapta kapandığına göre. Hadi. Geç arabaya. Geç. Bu arada Güven, sana çok teşekkür ederim. Bu süreçte oğlumun hep yanındaydın. Gerçekten sana epey bir borçlandım. Senin bana borcun bile olamaz. Sen bana hiçbir şey ödeyemezsin. Benim ödeyemeyeceğim borç olamaz. Öyle ya da böyle seninle bir gün hesaplaşırız. Küfür etmeye bile değmez. Şeref yoksun o. Oo, Cesur, sen iyice alıştın ha buraya gelmeye. Nereden geliyor lan bu paranın kaynağı? Yaman mı? Evimi almam, dışarıda bakarım hesabı. İyiymiş. Abi, bana iş lazım abi. Benim parayı bulmam lazım. En acilinde. Senin kafana hala güzel anlaşılan. Abi ben çok ciddiyim. Lan hiç canını sıkma adamın. Önceki vukuatını unuttun mu sanıyorsun oğlum? Enayi mi yazıyor lan benim alnımda? Abi tamam. Daha evvelden karışıklıklar oldu. Haklısın, eyvallah. Ne dediysem, ne yaptıysam yaladım, yuttum, geldim abi, bak buradayım ben. Abi gözünü seveyim. Allah canımı alsın, benim o soyunu saldıklarımla işim bitti abi. Bak buradayım abi artık. Kendi çöplüğümdeyim ben. Ben çok sıkıldım abi. Vallahi ben çok sıkıldım abi itilip kakılmaktan. Paranın yolu buysa bu. Eyvallah. Ne istersen de yapmaya hazırım abi. Bunların hepsinden de daha iyi yaparım. Biliyorsun. Ya da bu benim suçum. Oğlum. Umut bizim de kardeşimizdi. Biz de kardeşimizi kaybettik. Yanlışım var Yaman Ali Soysalan. Biz kardeşimizi kaybettik. Siz dakikasında kalbini söküp aldınız, senin kardeşine taktınız. Şimdi hastanede yatıyor senin kardeşin. Yaşıyor. Hepsini Umut kurtarmış. Bizim kardeşimiz.
kardeşimiz bu çocuklara can olmuş. Cesurumu törmemiş. Mutefar. Abi. Abi ben çok özür dilerim. Beşinden için mi özür diliyorsun bir tanem? Abi. Umut. Umut gerçekten öldü mü? Hayır bir tanem. Ölmedi. Tam burada yaşıyor. Ve Umut hep bizimle birlikte olacak. Ama sen de o kalbin aklını vereceksin. Söz mü? Söz mü? Anlaştık o zaman bir tane. Hadi artık. Gidelim yorulmasın daha fazla. Seni çok seviyorum abiciğim. Ben de seni çok seviyorum abi. Yorulma prensesim. Ali. Misin? Kanka. Artık öfkeli değilim en azından. Sadece böyle içimde bir boşluk var. Hani ne yaparsam, nereye gidersem geçmeyecekmiş gibi. Ya. Evine geleceksin oğlum. Ailenle birlikte dolduracaksın o boşluğu. Hepimiz için çok yorucu bir gün oldu. Alaz nerede? O niye gelmedi hastaneye? Evde yoktu. Aradım ama açmadım. Her zamanki Alaz işte. Ha, Alaz. Ve sevgili ailem eve döner. Ne bu şimdi, karşılama töreni falan mı? Daha çok veda konuşması. Yabani soy salanlar adasına veda ediyor.
Artık bizimle değilsin. Ne diyorsun sen Avaz? Kavga mı ettiniz sizinle bakayım? Yok. Kavga edecek bir şey kalmadı ki baba. Çünkü bundan sonra yabani kendi babasının yanında yaşayacak. Benim özel hayatıma karışma lütfen artık baba. Zaten karıştığın için bu haldeyiz. Mevzu bahis çocuklar olunca özel hayat kalmıyor Neslihan. Bak Çağla yeni bir yıkımdan çıktı. Ece'nin durumu malum. Avaz yeni sakinledi. Yaman yasta. Eğer Yaman Ali'nin Güven'in oğlu olduğu anlaşılacak olursa bu çocukların hali ne olur hiç düşündün mü? Ben çocuklarımı senden daha çok düşünürüm baba. Hep de öyle yaptım. Bundan sonra ne Serhan'a kal, ne de Güven'e git diyecek ne yüzüm, ne de gücüm var. Avaz. Bak benim canım çok yanıyor. Şaka kaldıracak durumda değilim. Avaz. Lütfen. Oğlum. Yeter. Bence de yeter. Bence de bu oyuna artık bir son verelim. Bilmeye hakkı var. Yani burası kadar zengin olmasa da iyi bir yere kapak attın yine. O doktor. Güven Aydın. Senin babanmış. Böylelikle sen de Yaman Ali Aydın oluyorsun. Yeni soyadın, yeni ailen, yeni yaşamın kutlu ve mutlu olsun. Sana iyi yolculuklar dilerim. Yabani.